Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Tonguç Akademi'den herkese selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız? Biz e, heyecanlıyız biraz da buruz tabii çünkü 8. sınıfı bitiriyoruz artık. 2. dönemin ikinci yazılı kampına geldik. E, bugün sizlerle din kültürü ve ahlak bilgisi sınavımızda karşımıza neler çıkacak? Hangi konulardan sorumluyuz? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden bismillah diyelim başlayalım. Evet arkadaşlar öğrenci notlarıma geçmeden önce size çok önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim Tonguç dershanemiz var. Ancak bu hafta 17 Mayıs'ta saat 7'de herkese ücretsiz olarak matematik yazılı provasını açıyoruz. Detayları www.tonguçakademi.com'dan ulaşabilirsiniz. 17 Mayıs Cuma saat 7'de matematik yazılı provasını unutmayın. Özellikle canlı olacak. E, bunu da hatırlatalım. Şimdi geldim 8. sınıfın müfredatında karşımıza neler çıkacak bu yazılımda. 3. ünite din ve hayattan sorumluyuz. 4. E, ünite ve 5. üniteden sorumluyuz arkadaşlar. Şimdi yine... Bu ünitede e, hemen hızlıca değineceğim. Bunları zaten çünkü işlemiştik. İslam dininin korunmasını istediği temel haklar zarurati hamse olarak adlandırılıyordu hams'e beş temel gaye dinin korunmasını istediği beş temel gaye canın korunması malın korunması dinin korunması aklın ve neslin korunması can en temel haktı biliyorsunuz e, bireyin yaşam hakkına zarar verecek her şey yasaktı. İş sağlığı ve güvenliği de canın korunmasına giriyordu. Malın korunması kapsamında e, haksız kazanç yolları e, İslam'a göre haramdır biliyorsunuz. Ve işte rüşvet gibi, hırsızlık gibi, faiz, kumar, israf da bunlara giriyordu. E, dinin korunmasında İslam dinini kor nasıl koruyabiliriz? Dini temel kaynaklarından öğrenerek ve dinde yer almayan, dindenmiş gibi gösterilen e, uygulamalar, bidatlar, hurafeler, uzak kalarak dini koruyabiliriz. Bidat ne demekti? Dinde olmayan sonradan ortaya atılan uygulamalar ve inanışlar. Aklın korunmasında aklı örten her türlü alkol ve uyuşturucu sarhoşluk veren maddeler, içecekler, sağlıklı düşünmeye engel olan her türlü şeyden uzak durmamız gerekiyordu. İnsana çünkü en önemli sahip olduğu özellik neydi? Akıl ve iradeydi. Alkol ve uyuşturucu bunu zayıflattığından dolayı haramdı yasaktı. Neslin korunması kapsamında aile kurumunun önemi ve bunun nikah yoluyla evlilik yoluyla kurulmasının öneminden bahsetmiştik. Anne ve babanın çocuklarının ahlaki eğitiminden sorumlu olması da yine neslin korunmasına giriyor. Bazen sorularda çünkü bu madde kafa karıştırabiliyor. İşte insanlar bunu başka işte şeyler olarak yani işte dinin korunması olarak ya da işte canın korunması diyor ama aslında eğer çocukların güzel yetiştirilmesiyle ilgili bir şeyden bahsediyorsa neslin korunması diyoruz. Evet gelelim dördüncü üniteye. Dördüncü temiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve örnekliği. Burada çok fazla başlığımız vardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve çeşitli başlıklar altında ve örneklerle incelemiştik. Burada en önemli nokta örneğin hangi başlığa ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden örnekleri iyi okumamız gerekiyor. Cesaretli ve kararlı olması, Taife gittiğinde burada taşlanmasına rağmen ümitsizliğe düşmüyor ve müşriklerle yapılan Hendek Savaşı'nda da kararlı bir duruş sergilemesi ee, aynı zamanda en önemli bu sorularda gelebilir. Güneşi sağ elime da sol elime verseler yine de davamdan vazgeçmem diyerek kararlılık göstermesi bunlar bu başlığın örnekleridir. Hakkı gözetmedeki hassasiyeti ile ilgili örneklere bakalım. Hilfül Füdül Erdemler Birliği çalışmalarına aktif bir şekilde katılması... ...bu haksızlıkları önlemek amacıyla kurulan bir dernekti. Henüz o zaman peygamber dahi değildi biliyorsunuz. Gençlik döneminde katıldığı bir çalışma. Hüküm verirken din, dil, ırk fark etmek sizin insanlar arasında adaleti gözetmiştir. Özellikle bir savaş sonrası... Yani kızının eşi e, esir düşüyor ya da eniştesi diyeyim esir düşmesine rağmen e, asla akraba olduğu için bir ayrım yapılmasına müsaade etmiyor. E, ne yapıyor orada? Diğerlerine nasıl davranılıyorsa esir e, şeyinde ona da aynısının yapılmasını istiyor. Allah'a yemin ederim ki suç işleyen kızım Fatma bile olsa onu cezalandırmaktan çekinmem diyerek işte hakkı yani adaleti gözetmedeki hassasiyetin örnekleridir. İnsana değer vermesi, ırk, cinsiyet, makam, mevki ve şöhret gibi farklılıkların insanın değerini belirlemeyeceğini buyurmuştur ve insanların dertlerini sabırla dinlemiştir sorunlarına çözüm bulmaya çalışırdı. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur diyerek veda hutbesinde ırkçılık konusunda insanları uyarmıştır. Gelelim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemi onun güven esasına dayanan bir toplum inşa etme arzusunu gerçekleştirmede etkileyici üslubun yanı sıra insanlara değer vermesi, sade yaşamı, cömertliği, sabrı, özverili davranışları ve inceliği etkili olmuştur. Yine e, insanları hikmetli söz ve davranışlarıyla iyiye ve güzele yönlendirmesi de hayatımıza yön vermek için onun hayatından her alanda örnek bulmak mümkündür. Çünkü onun gönderiliş gayesi zaten budur. Kur'an'ı yaşamak. Yaymak, açıklamaktır. O da bunu en güzel şekilde hikmetli söz ve davranışlarla gerçekleştirmiştir. Evet, Kureyş Suresi arkadaşlar bu ünitenin suresiydi. Mekke döneminde indirilen bir sure dört ayetten oluşuyor. E, Kureyş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu kabilenin adıdır. Kendisi Kureyş kabilesindendir. Surede cahiliye dönemi Araplarının durumlarından söz edilir. Ve Kureyş kabilesine ticari ayrıcalıkları vardı. i̇şte bulundukları bölge, bulundukları yer, işte Kabe'nin orada oldukları için yaz kış aylarında güven içinde seyahat edebiliyorlardı. Kureyş kabilesinin bir soy olarak da hani üstünlüğü vardı. Kabe'nin gözetim ve bakımını üstlendiği için diğer abi, Arap Arap kabileleri onlara büyük saygı gösteriyorlardı. Sure yaz kış onlara verilen nimetler nedeniyle Allah'a ibadet etmek gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi surenin içeriğine bakalım. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraysh ila fihim rihlete şitai ve sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ Sadakallahu lazim. Anlamına bakıyoruz. Kureyş'e işe kolaylaştırıldı. Kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler diyerek seyahatlerini güven içerisinde yapmaları. Çünkü o dönemde e, seyahatler ticaret e, kervanlar daha doğrusu sürekli yan, işte m ne derler bedeviler tarafından işte e, çölde gezen eşkiyalar tarafından e, önleri kesiliyordu ve işte hırsızla uğruyorlardı e, Ancak e, Kureyş kabilesi kendisinin böyle bir e, ayrıcalığı vardı. Hiç kimse onlara dokunamıyordu ve kendilerini açlıktan doyuran hani ticaretlerini kolaylıkla yaptığı için her çeşit korkudan da emin kılan yani işte bir yerde güvenle seyahat etmeleri, işte kabe'de kendilerine hiç kimsenin zarar vermemesi gibi gibi, şu evin rabbine evden kasıt kabe arkadaşlar, kabe'nin rabbine sahibine kulluk etsinler diyerek verilen nimetleri karşı itaat ve kulluk beklendiğini hatırlatıyor. Evet gelelim beşinci ünitemiz Kur'an-ı Kerim ve özellikleri arkadaşlar. Bu ünitemiz son ünitemizdi İslam dininin temel kaynağı iki tanedir. Bir tanesi Hidayet Rehberi Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiştir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ee, ikincisi de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu yani sünnet. İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim Allah tarafından son peygambere gönderilen son ilahi kitaptır. İslam dininin temel kaynağıdır. Yani biz e, dinimizle ilgili bir emri, bir şeyi öğrenmek istediğimizde ilk bakacağımız yer Kur'an-ı Kerim'dir. Ve evrensel bir kitaptır. Yani belli bir ırka, belli bir millete, belli bir döneme ait değildir tüm zamanlarda geçerlidir. İnsanları dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıran buyrukları vardır. İnanç, ibadet ve ahlak konularıyla ilgili bilgiler verir. İnsanları iyiye ve güzele yönlendirir. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir sınava kadar 10 binin üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Sünnetten bahsedelim şimdi. Sünnet zaten takip edilen yol uygulama anlamına geliyor. E, benimsenen yol anlamına geliyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dediğimizde onun sözlerini ...uygulamalarını, aynı zamanda sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylamasına biz sünnet diyoruz. Yani ya sözleridir, hani diyelim ki işte peygamber efendimizin bir tavsiyesi, bir sözü sünnet olarak alınır. Tabi bu sünnet kendi içinde de ayrılıyor. E, fiili sünnet, kavli sünnet, takriri sünnet diye. E, bir de kendi yaptıkları var, e, bu da sünnettir. Bir de diyelim bir sahabi bir davranış sergiliyor ve peygamber efendimiz bunu görüyor bunun yanlış olmadığını yani bunu reddetmiyor onaylıyor evet bu güzel bir şey ya da bu doğrudur dediğinde evet bu da sünnet oluyor Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür Kur'an-ı Kerim e, sünnet, daha doğrusu sünnet Kur'an-ı Kerim'in açıklanmış ve yaşamına dökülmüş pratiğe dökülmüş halidir Hayatın her alanında İslam'a uygun yaşamayı sağlayan bir kılavuzdur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki hükümleri insanlara açıklamıştır. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki hükümler sadece okuyup anlaşılacak kadar açık değildir. Eğer öyle olsaydı allah Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderirdi. İnsanlara bundan sorumlusunuz derdi. Ancak onu yaşayacak ve açıklayacak bir peygambere bir elçiye ihtiyaç vardı. Ve onun uygulaması gerekiyordu. Bu da sünneti ortaya çıkarıyor. Sünnete ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öylece namaz kılınız buyurarak namaz emrinin ne şekilde yerine getirileceğini öğretmiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de namaz emri var ancak namazın nasıl kılınacağı, hangi rekatta neler okunacağı, işte hareketleri vesaire bunların hepsi Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamber Efendimiz'e öğretilmiş. Peygamber Efendimiz de beni nasıl kılarken görüyorsanız siz de öyle kılın diyerek bizlere sünnetin de önemini vurgulamıştır. Kur'an-ı Kerim'in ana konuları dediğimizde beş başlık çıkıyor karşımıza. İnanç, ibadet, sosyal hayat yani muamelat ve ahlak, kıssa. İnanç dediğimizde daha çok iman etmeyle ilgili, Allah'a imanla ilgili, işte meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kader ve kaza yani imanın şartları ile ilgili konular çıkıyor. İbadet dediğimizde ise imanın dışa vurumu yani davranışa dönüşmüş hali Kelime-i kalpte olan Allah'a imanın dile getirilmesi namaz kılmak zekat vermek hacca gitmek oruç tutmak ibadetler bunlar sosyal hayat yani muamelat dediğimizde toplumsal ilişkiler alışveriş ticaret aile ilişkileri suç ceza miras evlilik boşanma ticarette ya yani bunların hepsiyle ilgili nasıl yapılması gerekiyor işte neyden nasıl verilmeli kime ne kadar miras düşüyor işte evlilik boşanma nasıl olur e, kimin ne kadar hakkı var? Hepsi arkadaşlar hepsi muamelat başlığı altında inceleniyor. Ahlak dediğimizde dürüst olmak, sabırlı olmak, adaletli ve yardımsever olmakla ilgili çeşitli ayetler bu başlıkta inceleniyor. Ve yine kıssa dediğimizde arkadaşlar e, peygamberlerin e, yaşamış olduğu ...hayatlarının anlatılan bölümlere kıssa deniliyor. allah Teala bu kıssaları neden Kur'an-ı Kerim'e dahil etmiştir? Bizler o kıssalardan kendimize paylar çıkaralım, dersler çıkaralım diye. Hani kıssadan hisse diye bir tabirimiz var ya işte... ...kıssadan hisse, kıssadan kendime düşen pay, kendime çıkarmam gereken ders. Ee, örnek olarak Hz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası çok önemlidir. Hz. Lokman Aleyhisselam'ın, Hz. Meryem'in e, gibi peygamber olmayan kişilerin de orada kıssaları vardır... Ashabı Kehf ve İsrailoğulları'ndan bahseder. Geçmişte yaşamış toplulukların kıssaları da anlatılır. Yani sadece peygamber olmak zorunda değil. Peygamber olmayan mesela Hazreti Meryem kimdir? Hazreti İsa'nın annesidir. Allah ondan da bahseder orada. Hazreti Lokman'dan bahseder. Lokman suresinde oğluna verdiği öğütlerden bahseder. Bu da kıssadır. Yani illa peygamber olmak zorunda değil. Evet arkadaşlar gelelim şimdi ee, sorularımıza. Sorularımıza geçmeden önce ben sizlere... Yazılı notlarımı ve yazılı denemelerimi hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim olmazsa olmazlarımız herkesin çok sevdiği öğrencilerin özellikle ellerinden düşürmediği kitabımız yazılı notlarımız yine bu kampta da bizi yalnız bırakmıyor. İkinci dönem yazılı notlarımıza kavramlarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Surelerin anlamları hemen böyle elin altında olması küçük olması çok kolaylık sağlıyor ee, ve buradan üniteyle ilgili notları çözdük okuduktan sonra ne yapacağım? Bizim olmazsa olmaz bir diğer şeyimiz denemeler. Ee, öğrendiklerimi ben en iyi denemede gö görebilirim. Nereden ne kadar eksiğim olduğunda denemede görebilirim. Burada açık uçlu sorularımız var. Kısa cevaplı sorularımız var. Özellikle map senaryolarına uygun olarak ve cevap anahtarı sonunda var. Aynı zamanda kare kod da okutarak hemen e, cevaplara ulaşabilirsiniz buradan. Evet bakın burada din kültürü ile ilgili e, provamız mevcut. Bunu da çözdükten sonra Allah'ın ile mis gibi bir sınav bizi bekliyor. Hadi bakalım e, biz de bir deneme yapalım. Dünyada en çok israf edilen gıda grupları arasında meyve ve sebzeler ilk sırada yer alırken bunu patates, soğan gibi kök ve yumrulu bitkiler izler. Eskiden insanlar sebze ve meyveleri tazeliğinden şüphe duymadan doğrudan tüketirken günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlara rağmen bu tazelik korunamıyor. Alışveriş alışkanlıklarındaki değişimler ve gıdaların saklama koşullarının bilinmemesi özellikle evlerde gıda israfının artmasına neden oluyor. Bu metnin İslam'ın korunmasını istediği temel haklardan hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Şimdi burada israftan bahsetti. Ee, özellikle işte e, sebze ve meyvelerin yani gıdanın israfından bahsetti. Neye giriyor bu? Tabii ki malın korunmasına giriyor. Mekke İslam ordusu tarafından fethedilmiş, Kabe putlardan temizlenmişti. Bu durumdan endişe duyan müşrikler Müslümanlara saldırmak amacıyla Huneyn adı verilen bölgede 20 bin kişilik bir ordu topladılar. Durumu öğrenen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 12 bin kişilik bir orduyla onların üzerine yürüdü. İslam ordusu dar bir geçitten geçerken burada pusu kuran düşman aniden Müslümanlara saldırdı. Gecenin karanlığında gerçekleşen bu saldırıya karşı Müslümanlar dağılmaya başladı. Bu durum İslam'ın geleceği için büyük bir tehlike oluşturuyordu. Ancak düşmana şiddetli saldırısına karşı geri çekilmeyen az sayıda arkadaşıyla birlikte direnen bir kahraman vardı. Bu kahraman Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Bu olayda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi örnek özelliğinden söz edildiğini yazınız. Tabi burada e, korkup geri kaçanlara karşı arkadaşlarıyla direnen kişi kim? Cesaretli ve kararlılıkla devam eden tabii ki Peygamber Efendimiz. Hangi özelliği ön plana çıkıyor? Cesaretli ve kararlı oluşu. ve kararlı oluşu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözü genellikle bir kişinin kendi çıkarlarını korumak adına başkalarının sorunlarına duyarsız kalmasıdır. Ancak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adalet anlayışı tamamen bu atasözünün aksineydi. Çünkü o zulme karşı sessiz kalmamış, zayıfların yanında durmuş ve adil bir şekilde davranmıştır. Onun adalet anlayışı bencil çıkarlardan çok toplumun huzuru ve adalet üzerine kurulmuştu. Bu metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi örnek özelliği vurgulanmaktadır yazınız. Şimdi burada e, adaleti yani hakkı gözetirken ne kadar hassas olduğundan bahsediyor. Neden? Çünkü hani başkalarının e, zulmüne karşı da sessiz kalamayıp özellikle zayıfların yanında olması e, neyi gösteriyor? Hakkı gözetmedeki hassasiyeti gösteriyor. Ebu Cehil'in oğlu İkrime, sayılı İslam düşmanlarından biriydi. Mekke'nin fethinden sonra Yemen'e kaçmıştı. Müslüman olan karısı onu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Hazreti Muhammed İkrime'yi güler yüz ve memnuniyetle karşılayarak "Ey göçmen süvari, hoş geldin." buyurdu ve onun yıllarca Müslümanlara karşı yaptığı zulmü yüzüne vurmayıp bağışladı. Bu örnek olayda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliklerinin ön plana çıktığını yazınız. Şimdi burada ne yapıyor arkadaşlar? Merhametli davranıyor değil mi? Onu affediyor. Bu Cehil kimdi? Peygamber Efendimiz'e zulmeden biriydi değil mi? Bu Cehil'in oğlu İkrime de yine İslam düşmanlarından biriydi. Kaçmasının sebebi bu. Evet merhametli davranmıştır. Başka? Ne yapıyor sonra burada affedici oluyor değil mi? Ona affediyor, yüzüne vurmayıp bağışlıyor. Peki ee, ne yapıyor sonra? İnsanlara değer veriyor. Bak onu ey göçmen süvari hoş geldin diyerek karşılıyor. İnsanlara değer vermesi tabii ki. Evet. Of ya. Kırtasiyeden Tonguç'un kitaplarını almayı unuttum. Dediğin anda tonguçmağaza.com yanında. LGS'ye özel hazırlanmış kitaplar başta olmak üzere birinci sınıftan 11. sınıfa kadar aradığın tüm yardımcı kaynaklar tongucmazda.com'da. Okul yazılılarında başarıya ulaşmanı sağlayacak konu anlatımlı kitaplar, her seviyeye uygun hazırlanmış soru bankaları, branş ve genel denemelerle birlikte çok daha fazlası Tonguç mağazada. Ayrıca kolay ve güvenli ödeme yöntemleri sayesinde sınıfının ders kitaplarına hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşabilirsin. Tonguçmağaza.com Mekke döneminde inen sure 4 ayetten oluşmaktadır. Adını Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu kabilenin adından almaktadır. Genel olarak surede Allah'ın bu kabileye sağladığı kolaylıklardan, verdiği nimetlerden, onları korkudan emin kılmasından bahsedilerek Kabe'nin Rabbine kulluk etmeleri emredilmiştir. Hakkında bilgi verilen surenin adını yazınız. Kesinlikle arkadaşlar soru gelir bu sure hakkında. Ee, hangi kabileydi? Kureyş kabilesi. Evet Kureyş e, suresi diyelim kabilesi değil. Kureyş suresi diyecektik. Osmanlı'nın son döneminde İstanbul'u ziyaret eden Avrupalı ünlü bir tarihçi şehirde yaşayan farklı milletlerden insanları tanıdıktan sonra anılarına şunu yazıyor. İstanbul'da alışveriş yaptığınız dükkanın sahibi Ermeni ise istediği fiyatın yarısını verin. Rum ise üçte birini, Yahudi ise dörtte birini. Bir Müslümandan alışveriş yaparken İstediği fiyatın tamamını tereddüt etmeden verebilirsiniz. Çünkü onlar değerinden bir kuruş fazla istemiyorlar. Ünlü tarihçinin anlarına göre Müslümanların Kur'an'ın ana konularından hangisine özen gösterdiğini yazınız. Arkadaşlar hatırlarsanız ne demiştim? İşte sosyal hayatla ilgili e, kanunların yer aldığı bir başlık vardı ya hani sosyal hayat demiştim. Neydi o? Muamelat. Evet burada alışverişte. ...bir malın ederinden fazlasını istememeleri e, ne kadar hassas olduklarını gösteriyor. Bu da e, neyi? Muamelatla ilgili konuları içselleştirdiklerini ifade ediyor. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman... ...Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu ayette altı çizili olan ifadeyle vurgulanan... Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sıfatını yazınız. Ünitenin başında özellikle işlemiş olmanız gerekiyor. Güzel örnek kavramı üsve-i hasene. Bu çok önemli bir kavram. Sınavda, sorularda böyle her yere yıldız koymak istiyorum. Çıkabilir. Evet, üsve-i hasene. Müşriklerin kendi aralarında yaptıkları anlaşmaya göre Müslüman olanlardan ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in akrabalarından kız almayacaklar ve onlarla alışveriş yapmayacaklardı. Bu boykot 3 sene devam etti. Bu esnada anlaşma gereğince müşrikler Müslümanlarla her türlü ilişkiyi kestiler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bu süre zarfında büyük bir sabır eğitiminden geçtiler ama asla inançlarından taviz vermediler. Böylece Allah'a karşı inançlarına ne derece sadık olduklarını Müşriklerin uğrattığı sıkıntıya rağmen asla davalarından vazgeçmeyeceklerini ispatlamış oldular. Bu metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve arkadaşlarının hangi özelliğinden övgüyle söz edildiğini yazınız. Tabii ki ibadetlerinden daha doğrusu dinlerinden vazgeçmeyişi, ne kadar kararlı olduklarını e, ifade ediyor, kararlı olmaları diyelim. Ebu Zer el Gıfari ile Bilal Habeşi bir konuda anlaşamadı ve Ebu Zer Bilal Habeşi'ye kara kadının oğlu dedi. Hazreti Bilal onun bu sözünden alındı ve durumu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. O da Ebu Zer'i çağırarak ona sen de cahili adetlerinden biri mi var diye uyardı ve onun yaptığı bu davranışı onaylamayarak yanlış olduğunu ifade etti. Ebu Zer radıyallahu anh yaptığı davranışın yanlışlığını anladı ve Hazreti Bilal'den özür diledi. Bu örnek olayda İslamiyet'in neyi vurguladığını yazırız. Arkadaşlar Ebu Zer e, kara kadının oğlu diyerek Bilal Habeşi'nin e, siyahi olmasından e, da bunu böyle bir ırkçılık gibi bir şeyle e, anlamla ifade ediyor. İslamiyet biliyorsunuz neye karşıydı? Irkçılığa karşıydı. İnsanların eşit olduğunu ve asla ayrımcılığın hoş görülmediğini ifade ediyor. Evet, hemen diğer sorumuza geçiyorum. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettikten sonra iman etmek üzere yanına gelenlerden biri onunla konuşmaya başlamıştı. Fakat onunla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sakin ol ben bir kral değilim Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğlum oğluyum diyerek onu rahatlattı. Bu örnek olayda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özellikleri ön plana çıkmaktadır? Burada ne yapıyor? İşte ben e, bir kral değilim diyerek alçak gönüllülük gösteriyor değil mi? Alçak gönüllülük. Ve aynı zamanda tevazu. Evet. Kur'an'ın getirdiği prensipler bugüne kadar hiç eskimemiştir, kıyamete kadar da eskimeyecektir. Örneğin Kur'an gerek ticarette gerekse insanlarla olan diğer ilişkilerimizde dürüst olmamızı istiyor. Yine de ahde vefayı, adaleti, barışı, yoksullara ve muhtaçlara yardımı, merhameti, çalışmayı emrediyor. Kur'an'ın bu emirleri hangi devirde geçerli değildir? hatta herkes için geçerli değil midir? Şimdi burada bir kavramı da açıklamak istiyorum. Ahde vefa sözünde durmak demek arkadaşlar. Bunu da sorularda gelirse ne demekti diye şey yapmayın kafanız karışmasın. Ahde ahd söz demek. Vefa da ahde vefa yani verdiği sözde durmak sözüne geri dönmek gibi düşünün. Bu metinde Kur'an'ın hangi özelliğinin vurgulandığını yazınız. Kur'an'ın hiçbir şekilde eskimeyip her zaman geçerli olması evrensel oluşu. Evrensel özelliği vurgulanmıştır. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun içinde yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Aşağıdaki ayetlerin karşılarına Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgili olduğunu yazınız. Arkadaşlar kesinlikle buradan soru gelir. Kur'an'ın ana konularına ilgili eşleştirme soruları kesinlikle çıkar. E, buna dikkat ediyoruz. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerine bir hakkıdır. Şimdi burada Neyden bahsediyor? Hac ibadetinden bahsediyor. O zaman ibadet diyoruz. Sizin ilahınız tek bir ilahdır. Ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Allah'ın bir ve tek oluşu neydi? İnanç. Anne baba ve akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır. Anne baba ve akrabaların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır diyerek... Miras paylaşımının nasıl olması gerektiğini söylüyor. Bu neydi? Sosyal ilişkilerle ilgili muamelat. Evet, gurura kapılarak insanlara burun kıvırma. Ortalıkta çalım satarak yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Ahlakla ilgili bir şeyden bahsediyor değil mi? Gurura kapılmak, kibirlenmek... Bunlar sana doğru haber olarak aktardığımız nesillerin haberleridir. Onlardan kimi ayakta kalmış, yani hala izleri var. Kimi de biçilmiş ekin gibi yerle bir edilmiş, kalıntısı silinmiştir. Ne diyor? Geçmişteki nesillerin haberleri, yani kıssalardan bahsediyor. Evet. Çok güzel bir soru şekli. Muamelat insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de sosyal hayatı konu edilen ayetler bulunmaktadır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur'an'ın ana kollarından muamelat ile ilgilidir? A. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Şimdi bu ne ile ilgili? İnanç ile ilgili. Yazalım da hani eleyerek gidelim. B. Medyen halkına kardeşleri şuaybi peygamber olarak gönderdik. Dedik ki. Ey kavmim. Ölçüyü ve tartıyı tam yapın. insanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra da yeryüzünde bo bozgunculuk etmeyin. Bu da muamelatla ilgili. Alışveriş, ticaretle ilgili. Andolsun Allah'ın Resulü de sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Burada ahlakla ilgili Peygamber Efendimiz'in ahlakından bahsediyor örnek olması. D atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim bizim Allah'a herhangi bir şey ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu da inançla ilgili arkadaşlar. Bunlarından bunlardan baktığımızda hangisini eliyoruz? Tabii ki inancı eliyoruz biz de çünkü muamelat lazım, ahlakı eliyoruz. Cevap B seçeneği olacak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiğinde iktisadi hayat Yahudilerin kontrolündeydi. Bu durum serbest rekabetin oluşmasını engelliyor ve çeşitli haksızlıklara yol açıyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pazardaki haksız rekabeti gidermek için Medine pazarını kurdu. O Mekke'de ticaretle uğraşırken de bu gibi haksızlıklara karşı çıkardı. Bir defasında Mekke'ye Zübeyt kabilesinden bir satıcı gelmişti. Ebu Cehil insanların onunla alışveriş etmelerine engel oldu. Amacı o satıcının mallarını çok düşük bir fiyata satın almaktı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu haksızlığa karşı çıkarak o malları gerçek değerinden satın aldı. Bu metinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? A) Merhametli olması, B) Hoşgörülü olması, C) İstişareye önem vermesi. ...de hakkı gözetmesi. Tabii ki burada bir haksızlık söz konusuyken buna engel olması... ...hakkı gözetmesini e, vurguluyor. Aşağıda Hz Muhammed... ...Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mekke döneminde... ...yaşadığı bazı olaylar verilmiştir. Şimdi MEP örnek yazılı sorularına bakalım. E, bu olaylar karşısındaki... ...tepkileri onun hangi kişilik... ...özellikleriyle ilişkilidir diye soruyor... ...arkadaşlar. Hicret sırasında... ...mağarada yakalanmak üzere oldukları bir anda... ...soğukkanlılığını... ...hiç bozmamış ve Hazreti Ebu korkma Allah bizimle beraberdir şeklinde teselli etmiştir. Putlara tanıklık eden bir topluma Allah'ın bir ve tek olduğunu çekinmeden ilan etmiş ve baskılara boyun eğmemiştir. Müşriklerin İslam'ı yaymaktan vazgeçmesi için yaptıkları çeşitli tekliflere karşılık... ...sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz davamdan vazgeçmem şeklinde cevap vermiştir. Şimdi burada bunların hepsi örnekler arkadaşlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cesareti ve kararlılığı ile ilgilidir. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Yaptığınız işi güzel yapın. Allah işini güzel yapanları sever. Sizden biriniz yaptığı işi özenle ve en güzel şekilde yapsın. Bu ayet ve hadisin mesajının Toplum hayatına ve insanlardaki güven duygusunun gelişimine etkilerini açıklayınız. Şimdi bunu nasıl açıklayabiliriz arkadaşlar? Ee, hadisi açıklayayım mesela İşte öncelikle diyor ki sizden biriniz yaptığı işi özenle ve en güzel şekilde yapsın. Bu hadiste insanların bir işi yaparken özellikle sergiledikleri tutumların önemi vurgulanıyor. İslam kişiye her görevi titizlikle yerine getirmesi konusunda gayret göstermesini, işini en güzel şekilde yapmasını tavsiye eder. Özensiz yapılan işleri, ibadetleri, tutum ve davranışları uygun görmüyor ee, ve insanlar günlük işlerinin tamamını kendileri halledemezler. Dolayısıyla toplumda herkes birbirine muhtaç değil mi? Yani bir ihtiyacımız var. Bu sebeple çeşitli iş alanları ortaya çıkıyor. İnsanlar sorumluları dahilindeki işleri özenle ve ibadet niyetiyle yaparlarsa... O zaman o toplumda güven duygusu artar. Ayeti yorumlayacak olursak, e, bu ayette arkadaşlar e, her işin hakkını vermemiz gerektiği vurgulanıyor. Yani yaptığınız işi güzel yapın ayetiyle insanlar tüm ihtiyaçlarını kendilerini karşılayamaz diyeceğiz. Yani cevap olarak bunu yazacağız ve e, toplum içinde herkesin birbirine ihtiyacı vardığı için, e, ihtiyacı olduğu için herkes e, kendine düşen görevi de işi de ibadet niyetiyle yaparsa o zaman toplumda birlik ve beraberlik güçlenir ve güven duygusu da artar diyebiliriz. Evet bir ayetimiz var Bakara suresi 177. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır. Bu ayette Kur'an-ı Kerim'in ana konularından hangileri yer alır? Şimdi öncelikle e, Allah'a imandan bahsetti değil mi? İmanla ilgili konular var. Direkt zaten iman yazıyoruz. Sonra dedi ki... E, yardım etmekten bahsetti, namazı kılmak, zekatı vermekten bahsetti yani ibadet. Sonra e, dedi ki işte bir anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar darlıkta, hastalıkta, savaş zamanında sabrederler. Burada ahlak sabır kısmına giriyor ama e, özellikle sözlerine tutmak işte anlaşmaya bağlı kalmak bunlar muamelat ve ahlak bu ikisi ona giriyor yani işte yaptığı sözde durmak ve darlıkta hastalıkta savaş zamanında sabretmek e, takva sahibi olmak bunların hepsi de ahlaka giriyor cevabımız bunlar olacak Evet arkadaşlar yazılı provamızın sonuna geldik. Ödüllü sorumuz Evlilik, miras ve ticaret Kur'an'ın ana konularından hangisiyle ilgilidir? Cevapları yorum kısmına yazmayı unutmayın. Şimdiden herkese çok güzel ve başarılı bir sınav diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.